Yağla savaşmanın teknolojinin verdiği imkanlardan belki de bize şu an en pozitif yansıyanı lazer lipoliz uygulamalarıdır. Lazer lipoliz aslında hem yağları, cilt altı yağları eriterek hem de cildin sıkılaştırmasını sağlayan bir yöntemdir. Burada genelde uygulama yapılacak bölgeye 1 milimetrelik ucunda bir lazer ışını sağlayan ince bir kanülün yardımıyla lazer ışınının o bölgeye verilmesidir. Burada en büyük kazanım lazer ışınıyla cilt altında daha dengeli bir yağ eritme işlemi yapılabilmekte. Hem de yağlar arasındaki ince iyisi tabakalarda bir kontraksiyon, büzüşme sağlayarak cilt altı dokularda bir toparlanma yaratmaktadır. Aynı esnada lazer derin dermis yani cildin içine de uygulanmakta ve cildin yüzey alanında yaklaşık %15 ile 22'ye varan oranda bir sıkılaştırma sağlamaktadır. Özellikle lazer lipoliz uyluk içi gibi, kıdı gibi, kol gibi, göbek altı gibi cildin çok ince olup da sarkmaya eğilimli olduğu ve çatlak olduğu bölgelerde son derece iyi sonuçlar verir. Lazer lipoliz uygulamalarında amaç daha çok cildin sıkılaştırması yanında hafif incelme elde edilmesidir. Lazer uygulamasından sonra içeriden herhangi bir yağ emme ya da vakum işlemi yapılmaz. İçeride yağların erimesi eğer 250 gram civarında ise vücut tarafında lenf yollarıyla emilerek vücuttan uzaklaştırılır. Lazer lipoliz genelde hafif incelme yanında özellikle sıkılaştırma bekleyen hastalar için çok iyi bir uygulamadır. Küçük bölgeler lokal anestezi altında yapılabilir. Daha geniş alanlarda ise hafif genel anestezi uygulanabilir. Özellikle selülit tedavisinde de lazer lipolizde çok iyi sonuçlar almaktayız. Çünkü lazer lipoliz hem selülite bağlı olan ciltteki çökmelerdeki içerideki ligamanları yani bağları keserek hani ciltte bir rahatlama sağlamakta hem de yağlar arasında o bağlar arasındaki topaklaşmış yağlarda bir azalma sağlayarak daha pürüzsüz bir cilt görünümü elde etmeye katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla lazer lipoliz uygulamalarında bizim en fazla gördüğümüz fayda cildin sıkılaştırılması ve hafif incelmesi istenen bölgeler ve selülit gibi ciltteki düzensizlikler olan bölgelerdeki olan düzenimlerdeki kazanımdır.